Sahiplenme nedir? Sahiplenme, bir şeyin sahibi olduğunuzu ileri sürmek, ona sahip çıkmak, ilgilenip konuşmak, benimsemek olarak ifade edilir. Bugün ezen ve ezilen arasındaki savaşta halkı ve devrimcileri sahiplenmek, gerek kazandığımız alanlar, meydanlar, gerekse okullardan masalarımıza, işçilerin direnişlerinden yoksul halkımızın hak ve özgürlük mücadelesine kadar tüm mevzi ve direnişleri sahiplenmektir. Yani halkın ve devrimin sahip olduğu her şey için bizimdir iradesini ortaya koymaktır. Bugün devrimcileri sahiplenmek, geleceğimizi sahiplenmektir. Çünkü devrimciler dünya halklarının en soylu damarıdır. Halkımız sahiplenme kültürünü geçmişinden alır. Çünkü halkımız dönen dönsün, ben dönmezem diyen pir sultanları, toprakta hakça diyen Bedrettinleri, Nesimileri, Hallaclı Mansur'u, İmam Ali'yi, İmam Hüseyin'i, mahirleri, denizleri sahiplenmiş, bedeli ne olursa olsun korumuş ve bugünlere taşımıştır. Sahiplenme kültürü özünde egemenlere karşı verilen varlık yokluk savaşıdır. Emperyalizm halkın değerlerini, kültürünü, inançlarını korumasını istemez. Çünkü inançlı bir halkın bütün engelleri parçalayacağını, halkın sahip olduğu kültürle bütün baskı ve zulme karşı isyan bayrağını yükselteceğini bilir. İşte bunun için halkın sahip olduğu tüm değerleri, adalet duygusunu ve sahiplenme kültürünü yok etmek ister. Çünkü halkı ancak bu şekilde daha rahat sömüreceğini, talan yağmasını bu şekilde daha rahat sürdürebileceğini, halkı ancak bu şekilde teslim alabileceğini bilir. Bugün Alman emperyalizmi bizden 4 kişiyi tutsak ederek bizim sahiplenme damarımızı kurutmak, bizim sahiplenme kültürümüzü yok etmek, yasasıyla örgütlenme hakkımızı bizden almak ve sizinle bizim aramızdaki bağı parçalamak, sizleri korkutmak ve sindirmek istiyor. Buna izin vermeyeceğiz. Biz bugün Almanya'da faşist 129 yasası ile tutuklanan 4 yoldaşımızı, arkadaşımızı süresiz açlık grevi direnişi ile sahiplenerek geleneklerimizi ve kültürümüzü koruyoruz. Ve bu mücadeleye, bu direnişe tüm halkımızı davet ediyoruz. 11 Temmuz'da Düsseldorf'ta devrimci gazeteci Özgül Emre, grup yorum emekçisi İhsan Cibelik, antifaşist Serkan Küpeli'nin mahkemesi devam edecek. Ve cam kafes içerisinde yargılanma için mahkeme heyeti bir karar verecek. Bu karar sırasında arkadaşlarımızın, yoldaşlarımızın yanında olmak için, mahkeme ve heyetine arkadaşlarımızı sahiplendiğimizi göstermek için hep birlikte olalım. Tüm halkımızı Almanya'daki mahkemelerimize ve 11-12 Temmuz'daki duruşmalara çağırıyoruz.